Öykü deyince akla ne gelir? Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin deyince akla ilk etapta hangi öyküsü gelir? Kaşağı. Kaşağı deyince akla ne gelir? At. Atın üstünde ne işin var? Şu işin var, biz bu hafta Gönel'liyiz. Gönel'le Ömer Seyfettin arasındaki ilişki nedir diye soracak olursanız, Ömer Seyfettin'in yazdığı gibi cevap vereyim. Ömer Seyfettin diyor ki, ben Gönen'de doğdum, bu hafta Gönen'deyiz. At sevgimiz bizi buralara kadar getirdi sevgili seyircilerimiz. Ecdadımız bu atların üzerinde uçsuz bucaksız bozkırlarda dört nala atları sürerek bu cennet vatanı bize armağan etmişler. Genlerimize işlemiş. Nerede bir beygir gibi görsek illa üstüne bineceğiz. Peki bunlar yarış atları. İngiliz sprinterler nasıl yetişiyorlar? Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Onları da size gösterelim. Merhabalar. Selamlar. Atlı geliyor atlı, atlı geliyor atlı. Amanın altındaki arabalar. İsmin nedir? Cihan. Cihan. Ne iş yapıyorsun sen burada Cihan? 6 yıldan beri atlarla ilgileniyorum Şoray abi. Ne yapıyorsunuz burada? Yarış atı mı yetiştiriyorsunuz? Yarış atı, engel atı ve konkur atı olmak üzere 3 çeşit at yetiştiriyoruz. Konkur ne ya? Konuya Fransız kaldım ben ya. Fransız hocamız var. Konkur, Roland açıklama. Konkur. Hadi be. Engel. Evet. Fransız hocamız. Neydi adı? Monsieur Roland Carpenter. Monsieur Roland Carpenter? Evet. O ne be, astronot ismi gibi be. Roland nasılsın ya? İyiyim, teşekkür ederim. Gel bir öpeyim. Sen nasıl? İyi. Bah, burada ne yapıyorsun sen? Ben şimdi ocağı, binicilik hocası. Okul var, çocuk var. Bu çocuk, her gün çocuk var. Çocuklar niye biniyor ata? Özürlü çocuklar artı çocuklara at biniş dersleri veriyoruz. Monsieur Roland'ın amacı o. Özürlü çocuklar ata binince iyileşiyorlar mı? Tabii, at terapisi birebir çocuklar için. Yani 2 yıldan beri Emir diye bir öğrencimiz var. Çocuk ilk geldiğinde 3 kişi atla gezdiriyorduk. Şu an tek başına atla süratli koşabiliyor. At bir terapidir Roland, öyle mi? Evet, güzel. Çok en çok güzel. Evet. Sen Jacques Cousteau'ya benziyorsun. Roland söylemiş miydim ben sana? Jacques Cousteau biliyorum. Biliyorsun hatta evet. sen misin yoksa Jacques amca? senin favori takım hangisi? Galatasaray. Ya şimdi koçum diyeceğim, diğer takımlara ayıp olacak ya. Ey koçum belinde. Aşam aşam pencereyi dertmeli. Buraya nasıl geldin? Nasıl oldu bu iş? Fransa nereye? Gönen nereye? Nasıl oldu bu iş? İş burada Türkiye çok iş var. Olur mu be? Olur mu be? İşsizlikten kırılıyoruz biz be Roland'ım be. Ne diyorsun sen Roland'ım be? Ah benim iki gözüm be. Türkiye'de çok iş var diyor. Ne işi varmış? Söyle de biz hani millete söyleyelim. Benim iş güzel. Binicilik işi hocam. Yani binicilik hocası olunca memlekette iş yok yani. Evet. Peki bu yarış atları nasıl yetişir? Yarış atları abi ilk doğumunu bizler burada doğar büyür. 6 aylıktan sonra annelerinden ayırırız. 6 aylıktan sonra 1,5 yaşına kadar gelene kadar kendi box'larında dururlar. Box dediğim onların ayrı odaları. Bizler binicilerimiz var. Selma olsun, Cüneyt arkadaşlarımız olsun. Cüneyt? Cüneyt abi de mi buraya geliyor? Cüneyt abimiz o, Cüneyt abimiz değil abi. Peki buradan şampiyon çıkıyor mu? Abi çok şampiyonlar çıkarıyoruz. Ciddi misin sen? Abi kanımız çok güzel. Irkımız, atlarımızın ırkı, kanı çok güzel bir ırk. İngiliz yapalım. Bunlar. Safkan İngilizler. Özelliği nedir İngiliz atının? Onu özelliği... bir Fransız'a soralım. İngiliz atının özelliği nedir Roland? Yarış koşu en güzel, İngiliz daha hızlı. Hızlı. Sprinter. Voilà, sprinter. Ah, biz de Fransızca öğrendik be bak. Engel atlar var, Fransız var, Alman var. Bu Alman mı? Alman. Evet. Ne haber Hans? İngiliz Arap, karışık var. Evet. Bu at Bulgar. Türkçe bilmiyorum diyorsun, anlatıyorum be bülbül gibi. Abi, bülbül yapmışlar seni. Yani. Böyle mi? Bu at kaç yaşında benimki? Bu at 16 yaşında abi. Yaşlı artık be. Abi onları şimdi öğrencilerimizi bindiriyoruz. Uysal olduğundan dolayı biraz yaşlandıktan öyle sonra... Öyle deme, en deli atı sana verdik de adamın asabını bozma. Cirit oynamış adam var. Tamam attan düşüyorum ben, her bindiğimde attan düşüyorum ama o kadar da değil yani. Yaş kaç Roland? 56. 57. 56. Evet. Gösteriyorum ben. Hayat sana hor davranmış be. Ah Roland'ım benim.
Atlı geliyor atlı, atlı geliyor atlı. Ya Roland ben gidiyorum lan. Tamam. Koçum. Fransız abim benim be. Hakikaten bu Fransızlar sıcakkanlı insanlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.